Evet, rezene. Bildiğiniz rezenenin bu çiçek hali, çiçeği yavaş yavaş tohuma dönüyor. Sarı olanlar çiçek açmış hali. Bunlarsa tohuma dönmüş hali. Avrupa'da rezenenin kökünden salatalar yapılır. Rezene kökünden. Bizde normal göbek salatası gibi onlar da sürekli kullanılır. Çok güzel tadı var. Hoş, nahoş. Rezene göz rahatsızlığına karşı İbn Sina kullanmış. Efendim, rezene benim bir tanıdığım dostumun tarlada çalışırken gözüne bıçak batırmış. Çocukken. Tabi zamanında müdahale edilmemiş. Köyde ihmal edilmiş. Sonra da o gözü kör olmuş. O gözüne takma göz takmışlar. Hastanede ameliyatla yıllar sonra. Takma gözdeki iltihap diğer gözüne de zarar vermiş. Takma gözdeki iltihap diğer göre de zarar vermiş. 7 yıl kortizon kullanmış. Kortizon kullana kullana diğer gözü de zafiyet başlamış. Bir gün karşılaştık caminin Frankfurt'ta çay ocağında. Üzgün. Neden üzülüyorsun? Ne var dedim. Ne var? Problem ne? İşten atılmış. Neden? Kolilerin üzerindeki büyük yazıları dahi okuyamaz hale geldiği için işveren demiş ki biz artık seninle bize artık faydalı değilsin. Yapacak bir şey yok. Güle güle demişler. Dedim ben tedavi ederim. Nasıl? Bak göreceksin. Rezenenin tohumundan göz otu ve birkaç bitkinden çok özel bir formül geliştirdim. Dedim bununla göz kadehi, böyle saatçilerin gözüne takıp da saat tamir ettikleri gibi göz kadehi var. İçerisine demledikten sonra çayı soğuyor. Soğuduktan sonra göz kadehinin içerisine koyuyorsunuz. Göz çayını, göz banyosu yapıyorsunuz. Baktı dedi ki ben yapamam. Neden? Bir gözüm var o da yarım dedi. Çeyrek görüyorum. Ben gözümü rizikoya atamam. Sen dene zarar olması ben de denerim. Tamam dedim. Ben denedim. Baktı ki bir yan tesiri yok. Aa ben de deneyim. Çok güzelmiş dedi. Denedi. 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde doktorum %20 gören şahsın %80 görmeye başladığını tespit etti. Evet. Biz çok güzel bir formül geliştirdik göz için. Yaban mersini forte. O mükemmel. Yaban mersiniyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Etkisi %100 ispat edilmiş. Görme zafiyetine karşı. Hürmetler, saygılar.